bugün sizlerle paylaşacağım hadisi şerif kızıp, kızıp öfkelenmemek, öfkeye hakim olmak konusunda lafsı, sözleri çok kısa ama anlamı hakikaten çok önemli bir hadisi şeriftir. Şöyle hadisimiz An Ebi Hurayre radıyallahu anhu en raculen Kale lin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Evsini Kale La teğdab Feradde de miraran Kale La tağdab Revahul Bukhari Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle rivayet eder. Sahabilerden bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana tavsiyede bulunsanız dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona, kızıp öfkelenme buyurdu. Adam aynı soruyu defalarca tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında öfkelenme buyurarak cevabını tekrarladı. Ebu Hureyre'den nakledilen bu hadisi Buhari sahihinde bu ibareyle nakletmiş. Ama bu hadisin benzeri, yani benzer lafızlarla pek çok hadis kitabında nakledilmiş bulunuyor. Mesela Kirmizi'deki nakli de e, size aktarmak isterim. Daha açıklayıcı bir nakil olduğu için. Diyor ki, Resul-i Ekrem'e bir adam geldi ve "Ey Allah'ın elçisi, bana bir şeyler öğret ama çok şey söyleme ki zihnimde tutabileyim." dedi. Peygamberimiz ona kızma, öfkelenme tavsiyesinde bulundu. Adam sorusunu birkaç kez tekrarladı. Peygamber Efendimiz de verdiği cevabı tekrarladı. Değerli izleyenler, bir tek tavsiye kızma, öfkelenme veya gazaplanma. Bu dilimizde hepsi kullanılan sözler. Peygamber Efendimiz bu tavsiyeyi bir tek sahabiye de yapmış değildir. Doğrusu hadisi şeriflerin bir kısmında hangi sahabinin böyle bir tavsiye istediği de bazen hasn edilir yani belirtilir. Hadis kitaplarımızda geçen e, benzer rivayetlerden farklı sahabilerin tavsiye istediğini ve Peygamber Efendimizin birkaç sahabiye bu tavsiyede bulunduğunu görüyoruz. Mesela çok meşhur sahabilerden Ebu Derda Hazretleri de bunlardan bir tanesidir. Bu sahabilerden biri sonra bu tavsiye üzerinde düşününce öfkenin bütün kötülükleri, olumsuzlukları kendisinde topladığını anladım diyor. Demek ki öfke hali insanı adeta aklını ve idrakini ortadan kaldıran her türlü... E, fiili veya kavli, yani sözlü veya e, davranış olarak her türlü kötülüğü işleyebileceği bir hale sevk ediyor diyebiliriz. Onun için ikinci asrın meşhur muhaddisi, fakihi ve zahidi Abdullah İbn Mübarek Hazretlerine güzel ahlakı bize bir kelimede özetlesen, demişler. O da öfkelenmemek cevabını vermiş. Şimdi bu rivayetler ışığında düşününce öfkelenmemenin anlamını daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela öfkelenmemek güzel ahlaklı olmak, iyiliklere ve hayra yönelmek anlamına geliyor. Çünkü ahlakı güzel olan bir insan iyiliklere mütemayil bir insan, hayırlar yapmaya mütemayil bir insan öfkeyi terk edebiliyor. Onun için öfkelenmemek ahlaklı bir davranış olarak kabul ediliyor. Öfkelendiği takdirde onun gereğinden yani öfke ile hareket etmekten, iş yapmaktan, hüküm vermekten, nefsinin arzusuna uymaktan sakınmak da yine buna dahil kabul ediliyor. Demek ki öfkelenirse öfkenin gereğini yapmamak yani kendisini tutabilmek, nefsine hakim olabilmek çok önemli. Çünkü öfkeli insan mesela hüküm verdiğinde doğru hüküm vermez. Mesela bu insan herhangi bir şekilde hareket etmeye kalksa elinden muhakkak bir kötülük çıkar. Konuşmaya kalksa dilinden kötü bir söz çıkar. Çünkü öfke insan vücudunun adeta biyolojisinin alt üst olma halidir. Hatta öyle ki bazı kere öfke bir insanın ölümüne de sebep olabilir. Yani öfkelenen bir insanın mesela beyin kanaması geçirmesi çok muhtemel olabilir kalp krizi geçirmesi muhtemel denilebilir. Hakikaten öfke hali, şimdi her birimiz öfkelenen insanlar görmüşüzdür veya el an görmekteyiz. Yani bu artık özellikle görüntülü medyada da buna şahit olmaktayız. Öfkenin insanı ne kadar çılgına çevirdiğini, adeta aklını başından giderdiğini ve bu öfkeli insanların ne kadar kötü işler yaptıklarını, cinayetler işlediklerini e, her gün müşahede etmemiz mümkündür. Demek ki resul Ekrem Efendimizin bu tavsiyesi bizler için son derece önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de e, Şura Suresinin 37. ayetinde anlam olarak şöyle buyuruluyor. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar hızlıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Demek ki öfkemiz adaletimize mani olmamalı. Demek ki öfkemiz ahlakımızı kötü bir şekle çevirmemeli. Demek ki öfkemiz sözümüzü yani dilimizi tutmamıza engel teşkil etmemeli veya elimizi tutmamıza engel teşkil etmemeli. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öfkeyi gidermek için bazı tavsiyelerde bulunmuş. Mesela bir defasında öfkelenen birine "Öfkenin geçmesi için sana bir tavsiyede bulunayım." demiş. Evzu besmele çekmeyi ta tavsiye etmiş. Bir başka hadis-i şeriflerinde öfkelendiği zaman Ayaktaysa oturmayı, oturuyorsa yere uzanmayı tavsiye etmiş. Ayaktaysanız oturun. Oturuyorsanız uzanın. Ya yani sırt üstü uzanın, yere uzanın. Neden bu tavsiyeleri yapmış Peygamber Efendimiz? Çünkü ayakta olan insanın hareket etmesi, bir kötülük yapması çok daha kolaydır. Ama oturan bir insanın veya uzanmış bir insanın kalkması daha zordur. Hatta her birimiz satırlarız. çocukluklarımızda belki unutmadığımız şeylerden biri budur. Doğrusu babalarımız veya dedelerimiz veya büyüklerimiz, beni yerimden kaldırma derlerdi kızdıkları zaman. Bir şeyi yapmazsak, beni yerimden kaldırma. Yani yerimden kalkarsam seni işte döverim, bir şey yaparım vesaire anlamına geliyor bu. Demek ki Resul Ekrem Efendimizin bu tavsiyesi ayakta olanın oturması öfkesini yenmesine yardımcı oluyor. Veya oturanın uzanması, yatması öfkeyi yenmeye yardımcı oluyor. Yine öfkelendiği zaman susmak, yani susmayı becerebilmek, konuşmamak. Bu da tavsiyeler arasında çok önemli bir başka tavsiyesi abdest almak. Öfkelendiğiniz zaman soğuk suyla abdest alın diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü bunu da açıklıyor bir hadisi şeriflerinde. Öfke şeytandan, şeytan ateşten yaratılmıştır. Abdest alırsanız soğuk su ile ateşi söndürmüş olursunuz. Bu da bir tavsiye. Bu da öfke anından uzaklaşma işte belki insanın yatışması gidip bir abdest alayım şu falana uymayayım şu kötülüğü yapmayayım şuna bir şey demeyeyim peygamberimin tavsiyesine uyayım salatu selam getirme bir de bu yaygındır halkımız arasında öfkelendiği zaman Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye salatu selam getirerek öfkesini gidermeye çalışır. Bu da çok önemlidir gerçekten. Yine Ali İmran suresinin 134. ayetinin anlamı şöyle. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Demek ki öfkeyi yutmak bu da son derece önemli bir Kur'ani tavsiyedir. Bu bir insanın yuttuğu şeylerin en hayırlısı öfkesini yutmaktır e, denir. Kul öfkesini yuttuğunda Allah Teala onun kalbini imanla doldurur hadisi var. Ahmed İbni Hanbel bunu müsnedinde nakleder. Demek ki insanın öfkesini yutabilmesi, sabredebilmesi, herhangi bir kötülük karşısında öfkelendiği zaman onu tahribata yönlendirmemesi, yani tahrip edici bir hale getirmemesi, sövmemesi, saymaması, efendim vurmaması, kırmaması, dövmemesi, işte eliyle, diliyle, ayağıyla vesaire hareket etmemesi. Bu bir fazilettir. Öfkesini yutabilmek bir fazilettir. Ahlaki bir fazilettir. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifleri vardır. Gerçek pehlivan, güçlü kuvvetli insan, güreşte rakibini yenen insan değil, öfkelendiği zaman öfkesine hakim olan insandır. Buyurur Peygamber Efendimiz. Güreşte rakibini yeneni pehlivan kabul etmiyor bakın. Esas pehlivan, esas güçlü kuvvetli olan öfkesine hakim olan insandır. Bütün bunlar neyi gösteriyor değerli izleyenlerim? Bir defa öfkeye hakim olmanın önemini gösteriyor. Fakat ondan önce Mümkün mertebe öfkelenmeyen bir insan olma niteliği kazanmamızın önemini gösteriyor. Yani öfke kötü bir huydur bunu ifade ediyor. Ama şu soru sorulabilir. Böyle diyorsunuz da bütün öfkeler mi kötü? Hayır. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin de öfkeleri var yani bu hadisi şeriflerde nakledilen peygamberimizin kızdığı, öfkelendiği haller var. Ama öfkesine hakim olduğunu, öfkelendiği zaman da adaletten şaşmadığını, öfkelendiği zaman da asla ağzından hakka, hakikate, Allah'ın rızasına aykırı bir söz çıkmadığını görüyoruz. Hatta ondan hadislerini yazan bir sahabiye ashabtan bazı kimseler sen Hz. resul Ekrem'in her söylediğini yazıyorsun. Onun da iyi hali var, kızgın hali var, öfkeli hali var. Senin yaptığın doğru mu diye sormuşlar. O da Abdullah ibn Amr ibn Asr o. Gelmiş Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah ben senden duyduklarımı yazıyorum. Ama bana böyle deniyor. De, deyince Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz mübarek ağızlarına işaret ederek sen yaz. Çünkü buradan haktan gayrı bir şey çıkmaz. Buyurarak öfkeli olduğu, kızgın olduğu hallerde de haktan sapmadığını, yanlış yapmadığını ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına aykırı bir davranışta bulunmadığını veya bir söz söylemediğini ifade buyurmuşlar. Neden öfkelenmişler peki? Peygamber Efendimiz hiçbir zaman hayatında kendi şahsi arzuları, nefsi yönelişleri vesaire için öfkelenmemiş. Bunu hem eşi Hazreti Ayşe validemiz ifade ediyor. Hem de Resul-i Ekrem'i anlatan biz onlara çoğunlukla şemail hadisleri diyoruz. Peygamberimizin ahlakından, davranışlarından, halinden, tavrından, ahvalinden bahseden sahabiler anlatıyorlar. Peygamber hiç kendi nefsi için birinden intikam almak için hayatında hiç öfkelenmedi, kızmadı. Ama Allah'ın rızasına uygun olmayan davranışlara kızardı. Allah'ın hoşnut olmadığı işleri yapanlara kızardı, öfkelenirdi. Allah'ın emrinin ihmal edilmesine, Allah'ın yasaklarının çiğnenmesine öfkelenirdi. Bu bunları caiz olan öfkeler sadedinde e, görüyoruz. Dolayısıyla Allahü Teala'nın haram kıldığı sınırlardan biri çiğnenmedikçe Peygamber Efendimiz kızmamış, öfkelenmemiş. Onun çok önemli bir şahidi Enes İbn Malik Hazretleridir. Sahabi-i Kiram'dan Enes İbn Malik henüz küçük yaşlarda bir çocukken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gelince Annesi Enes'i getirmiş, e, Peygamber-i Zişan Efendimiz'e e, takdim etmiş ve demiş ki, ''Ya Resulallah, bu Enes zeki ve akıllı bir çocuktur. Sana hizmet etse.'' demiş. resul Ekrem Efendimiz de onun bu arzusunu, bu talebini reddetmeyerek, Enes'i hizmetlerini yap yapmak üzere, Yanına almış ve Hazreti Enes 10 yıl süreyle Peygamber Zişan Efendimizin hizmetinde bulunmuş. Daha sonra uzun bir ömür sürmüş. Ee, en son vefat eden sahabilerden biridir. Enes diyor ki 10 yıl Allah'ın elçisine hizmet ettim. Peygamber Efendimiz bir kere bile bana Yaptığım bir şey için beni çağırıp da lime fealte heze demedi. Yani, yani bunun için yaptın demedi. Yine yapmadığım bir şey için çağırıp da bunun için yapmadın da demedi. Ve Allah elçisi bana bu on yıl içinde bir kere bile olsun kızıp öfkelenmedi diyor. Demek ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin davranış ahlakını, ahlakının özelliklerini bize anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok yakınında bulunan sahabiler hep böyle özelliklerinden bahsederler. Eşleri de aynı şekilde Peygamber Efendimizin Allah'ın hoşnut olmadığı şeylere kızdığını ama hiçbir zaman e, anlamsız öfkesinin, anlamsız kızmasının olmadığını, öfkelendiği zaman biz onu e, yüzünden anlardık, alnındaki bir damarın kabarmasından anlardık. Peygamber kızmıştır. Böyle bazı kere de anlamsız şeylere üzüldüğü kızdığı olmuştur. Yine hadisi şeriflerden öğreniyoruz ki mesela lüzumsuz soru soranlara kızdığı olmuştur. Çünkü faydası olmayan sorular sormuşlardır. Daha doğrusu açıklandığı zaman hoş hoşlarına gitmeyecek, cevabı hoşlarına gitmeyecek şeyler sormuşlar. Peygamber Efendimiz açıklayınca da üzülmüşlerdir. Onun için peygamberimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz anlamsız soru sormayı da uygun bulmamış. Hatta bu hallerden dolayı ayeti kerimeler de nazil olmuştur. Dolayısıyla değerli izleyenlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kızgınlıkları, öfkeleri hiçbir zaman nefsi için, şahsi için olmamıştır. Allah'ın rızası eğer çiğnenmişse, Allahü Teala'nın emrine karşı gelinmişse cenab-ı hakkın haramları işlenmişse emirlerine aykırı hareket edilmişse peygamberimizin kızması bu sebeplerden dolayı olmuştur. Aksi takdirde peygamberimiz insanlara öfkelenip kızmamış. Mümkün mertebe ashabı arasında daima güler yüzlü, daima vakur, daima Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bir üsve-i hasene, en güzel örnek olarak yaşamıştır. Hayatının sonuna kadar da bu örnekliği devam etmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. Ama hepimiz insanız. Yani her birimizin hakikaten bir nefsi var. Terbiye edebilen var, nefsini edemeyen var. Yani sürekli kızgınlık içerisinde olan insanlar var. Öfke içinde olan insanlar var. Kavgacı insanlar var. Bu bir huydur, bu bir tabiattır. Şimdi bu değişmez mi? Değişmemesi mümkün değil. Çünkü bu ahlaki bir tavırdır. Şimdi burada tabii ki çok detayla üzerinde durmak mümkün olmayan bir konudur bu. Hani derler ki huylar değişmez ama ahlak değişir. Ahlak dediğimiz şey, eğitimle, öğretimle iyiye, güzele sevk edilebilen ve insanın insanın terbiye edilebilir bir varlık olduğundan hareketle halini, tavrını, davranışını değiştire, de değiştirebilen bir e, durumdur. Yani, eğer böyle olmasa niçin insanlara bir takım emirler verilsin ilahi kitaplarda, Kur'an-ı Kerim'de? Niçin bir takım yasaklara uymaları istensin? Niçin nasıl olmamız gerektiğinin yol ve yöntemleri gösterilsin? Bütün bunlar demek ki insanoğlunun emirlere uyduğu takdirde iyi bir insan olabileceğini ama aksi takdirde kendisini ihmal ederse veya kötülüklere yönelirse kötü de olabileceğini gösteren e, hallerdir, unsurlardır. Dolayısıyla biz eğer iyiliklere yönelirsek iyi insanlar oluruz. Kötülüklere yönelirsek kötü insanlar oluruz. Öfkenin zararlarından kurtulmak için yani elimize, dilimize, uzuvlarımıza kısacası hakim olmamız gerekiyor. Mümkün mertebe öfkelenmemek icap ediyor. Şayet hasbel kadar insanız öfkelenmişsek bu öfkemizi terbiye edebilmemiz, öfkemize hakim olabilmemiz gerekiyor. Netice itibariyle bu hadis-i şeriften anladığımız temel esas budur. Ben bu duygularla hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum